Birleşmiş Milletler için gittiği New York'ta CBS televizyonuna bir röportaj vermişti. Biden'la görüşememişti ama Amerikan medyasında önemli bir röportaj vermişti. O röportaj bugün itibariyle CBS ekranlarındaydı. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Hemen bakalım cümlelerine. Rusya ziyareti öncesinde Amerikan basınına konuşuyor Erdoğan. Gördüğünüz kişi CBS'in anchor woman'ı ve Erdoğan kendisinin sorularını yanıtlıyor. Röportaj Türk evinde kaydedildi. Arkada da Cumhurbaşkanı'nın son kitabını görüyorsunuz zaten. Teslim edilmeyen F-35 uçaklarıyla ilgili konuşuyor Erdoğan ve diyor ki şu anda benim bu 5 uçağım neden verilmiyor? Malumunuz parayı ödemişti Türkiye ancak F-35'leri alamamıştı. Bu parayı ben ödedim diyor Cumhurbaşkanı. Bir set daha S-400 alacak mısınız diye soruyor Amerikalı meslektaşım. Tabii ki evet, benim başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine siz müdahale edemezsiniz diye yanıt veriyor Cumhurbaşkanı. CBS Erdoğan'ın sözlerini Türkiye Cumhurbaşkanı ABD için potansiyel riske rağmen Rus füze savunma sistemini edinme konusunda meydan okudu ifadesiyle paylaştı. Erdoğan ayrıca Amerika'nın Afganistan'da olduğu gibi Suriye'den de Irak'tan da çıkması gerektiğini ifade ediyor bu röportajda. Amerika dönüşü yaptığı açıklamada da Tayyip Erdoğan temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım ama iki NATO ülkesi olarak şu an gidiş pek hayra alamet değil. Ben ilk defa demişti bir Amerikan başkanıyla böyle bir sıkıntı yaşıyorum demişti. Zaten de görüşememişlerdi malumunuz. Erdoğan Biden yönetimini Suriye'de YPG'ye silah yardımı yapmakla da suçlamıştı son açıklamalarında. Efendim geçelim külliyeye, Beştepe Külliyesi'ne. Az önce gördüğünüz röportaj New York'taki Türk evinde kaydedilmişti. 291 milyon dolar Türk evinin Türk nüfusuna, Türk halkına maliyeti. Peki sarayın halka maliyetine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre sarayın ilk 8 aydaki harcaması 1 milyar 767 milyon lira oldu. Bütçe 37 milyar 507 milyon lira açık verdi. Tüketimi teşvik eden, cari açığı artıran ve tasarruf düzeyini düşüren finansman faaliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Biz bu kapsamda gereken önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak-Ağustos döneminde bütçe giderleri %19,5 artarak 910 milyar 142 milyon liraya çıktı. Bütçe 37 milyar 507 milyon lira açık verdi. Cumhurbaşkanlığı ise yılın ilk 8 ayında 1 milyar 767 milyon lira harcama yaptı. Erdoğan'ın imtihanı, bu da vatandaşın imtihanı. Pazarda çöp toplayan annemiz. Tasarruf sarayın yanından bile geçmiyor. Memlekette herkes tasarruf etmek zorunda. Milletimiz porsiyonları küçültmek zorunda. Ama bu arkadaş... Bu yılın ilk 8 ayında en büyük gider kalemi 142 milyar lirayla sosyal güvenlik harcamaları oldu. Bunu 129 milyar lirayla hazinenin gerçekleştirdiği borç ve faiz ödemeleri izledi. Ayağımız dünyada. Gözümüz uzayda olacak. Aynı dönemde din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için yapılan harcama 8 milyar 522 milyon lira oldu. Uzay ve havacılık için 661 milyon lira, kadının güçlenmesi için 232 milyon lira, gençlik içinse 652 milyon lira harcandı. Türkiye göç yönetimi için de 8 ayda 2 milyar 188 milyon lira harcadı. Dikkat çekense Afganistan'dan göç dalgasının hızlandığı Ağustos ayında gerçekleştirilen 776 milyon liralık harcama oldu. Evet, bütçede durum bu. Sizin bütçenizde durum ne? Onu siz en iyisini biliyorsunuz zaten durumun ne olduğunu. Üstelik son faiz indiriminden sonra 8.88'e kadar yükseldi galiba dolar kuru. Ben en son anlık dolar kuruna baktığımda öyleydi. Biraz daha fakirleştik hep beraber. Ama yine de doların 9 olması gerektiğini savunan bir kesim var. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği.
Birlik Başkanı Mustafa Gültepe diyor ki TL'de değer kaybı devam etmeli ancak öyle ihracatta beklediğimiz noktaya gelebiliriz. Dolar 9 TL olmalı diyor. Merkez Bankası'nın politika faizini 100 bas puan indirmesi sonrasında Türk lirası tabii dolar karşısındaki hızlı değer kaybı rekabetçi kur söylemlerini yeniden gündeme taşıdı. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinde sıklıkla öne çıkan rekabetçi kur politikası tekrar gündeme geldi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Başkanı Gültepe'ye göre hazır giyim sektörünün ayakta kalması için döviz kurunun enflasyon üzerinde seyretmesi şart. Yani bu da Türk lirasındaki değer kaybı anlamına geliyor. TL'nin değer kaybetmesi Türkiye'de hem enflasyona besleyecek bir enflasyon kur sarmalına neden olacaktır. İkincisi de makro finansal istikrarsızlığa neden olacaktır. Bir ülkenin para birimi yabancı paralara karşı değer kaybederse o ülkenin ihracatı artar şeklinde özetlenebilecek bir ekonomi hipotezine dayanıyor. Ancak geçmişteki tecrübemiz hiç öyle değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde dolar kuru 4,5 liraydı. Bugün 8,85 seviyesinde. Hiç olmadığımız kadar yoksuluz. Artan enflasyon aynı zamanda gelirler enflasyon kadar artmadığı için de yoksulluğu artıracaktır. İşçi fiyatları baskılanacak. Yoksullaştıran büyüme yine kendini gösterecek. Ekonomik yoksullaşma refah kaybına sebep olacak. Bu rekabetçi kur söyleminin ikinci büyük şeyi de yurt içi malların yani yurt içi katma değerin daha ucuza yabancılara satılması ve aynı zamanda işçi ücretlerinin baskılanarak bir anlamda yoksullaşmaya neden olmasıyla sonuçlanabilir. Bu faiz indirimini aslında destekleyenler, alkışlayanlar açıkçası daha yüksek bir reel faizin oluşacağını da bilmektedirler. Türk lirası sene başından beri dünyada en çok değer kaybeden para birimi konumunda. Gültepe'nin Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a yaptığı açıklamalar şöyle. Kurların hipertansiyon gibi fırlamasını kimse istemez. Sonuçta vücudun kimyası bozulur. Dolar kurunun olması gereken nokta 9 lira. Bu seviye bir yerde ihracat ve üretimi daha da destekler. Yılbaşı geliyor. Rekabet etmem, çalışanlara %20-25 zam vermem için kur 9 lira olmalı. Kur 8.75'e inerse ayakta kalma şansım yok. İktisatçı Baki Demirel'e göre yerli paranın değer kaybetmesi Türkiye'de kronik hale gelen enflasyonu besleyerek alım gücünü ciddi oranda düşürüyor. Malumunuz balık sezonu açıldı aslında fakat balık fiyatları da ikiye katlandı neredeyse. Sebebi balık azlığı. Karadeniz'de kestane karaları fırtınası var biliyorsunuz. Bu balık fiyatlarını etkiliyor. İskenderun Körfezi'nde ise ağlarda bir sürpriz var. İzleyelim. Evet, salla. Balıkçılar balık avına çıkamadı. Balığın miktarı azaldı, fiyatı da katlandı. Nedeni ise fırtına. Sinoplulara özgü bir dille kestane karaları. Hamsi de tutamıyoruz çünkü hava esiyor. Sinop tabiriyle kestane karaları dediğimiz Sinop'a özgün bir kestane karaları. Yani rüzgar fırtına böyle bir hafta devam ediyor. İki gündür yatıyor, kayıklarımız yatıyor, denize çıkamıyorlar. Birkaç gün daha sürecek herhalde. Tabii bu da balık fiyatlarına yansıyor ister istemez. Görüyorsunuz tezgahlarda fazla balık da yok. Sezonun açılışından bu yana hem palamutta olsun hem hamsi'de olsun bulduğumuzu bulamadık. Talep mesela çok olursa balık artıyor. Aç çıkarsa pahalı olur. Çok çıkarsa fiyatı düşer. Karadeniz'de fırtına bir haftadır devam ediyor. Tekneler yatıyor. Balıkçılar Karadeniz'in serin sularına açılamıyor. Vatandaş da ne hamside ne de palamutta umduğunu bulabiliyor. Tezgahçılar yok diye cevap veriyor. Birkaç hafta önce palamutlar tanesi 12,5-15'e gidiyordu. Fakat birkaç gündür, 2-3 gündür palamut da yok. Kolayla tutulmuyor, o da yok. Şu anda fiyatlar 40 lira palamut. Sinop'ta 20 liraya satılan tek bir palamut hamsinin kilosuyla eşdeğer hale geldi. 40 liraya yükseldi. İstavritin kilosu ise 20 lira. Dün 20 liraya sattığımız palamutları bugün 40 liraya satıyoruz. Çünkü yok. Olmadığı için tabii ki etkiliyor. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut yedirelim, ucuz hamsi yedirelim. Mesela bugün hamsi olmuş olsaydı 40 liradan aşağı satılmazdı. Çünkü yok. Olmayan bir şey her zaman cazip oluyor. Herkes bugün hamsi soruyor, yok çünkü. Sinoplu olarak bunu da biz çok seviyoruz balığı. Onu işte yiyoruz. Ne aldınız balık? Ben istavrit aldım şu anda. İstavrit aldım. 20 lira bunun kilosu. Bazıları için balık sevgisi paha biçilemiyor. Onlardan biri de Refet Arabacı. Valla pahalı,
kime göre pahalı, ucuz kime göre ucuz. Ülkemizin şartları böyle. Yani imkanı olan her zaman için yiyor, olmayan da işte bakıp gidiyor. Yani bu şeyimiz böyle.